Kız vız vız. Son olarak bu üçü kaldı. Hadi onlara da takalım bak. 7'den sonra 8. Sonra 9. Hop. Sonra 10. Oldu. Acıktın değil mi? Dur sana biberonunu vereyim. Al bakalım. Çalışıyor. Avuç içleri benek benek olmuş. Ayağının altında da var. Hasta mı oldu yoksa? Bilmiyorum Lilicim ama belli ki canı çok yanıyor. Hemen doktor Ümit'i aramamız lazım. Alo? Tamam, birazdan doktor gelecek. Evet, ya. Geçmiş olsun. İşte geldim. Hoş geldin doktor Ümit. Evet, nesi vardı Ela'nın? Telefonda söylediğim gibi avuç içlerinde ve ayağının altında kırmızı kırmızı benekler var. Gel bakalım buraya. Biraz sıcak gibi. İlk önce ateşini bir ölçelim. İşte ateş ölçerimiz burada. Oo, ateşi biraz yükselmiş ben gelene kadar. İyice bir bakalım şöyle. Bir de ciğerlerini dinleyelim senin. Şöyle dur bakalım. Tamam, tamam, tamam. Gel bakalım. Güzel. Hırıltılı solunum yok, gayet iyi. Tamam. Şimdi bu kızarıklıklara bir tekrar bakalım. Daha yakından inceleyebilmem için mikroskop büyütecime ihtiyacım var. Olamaz. Büyütecimi klinikte unuttum. Ama sorun değil. Benim bir çözümüm daha var. Kamerayı açtım. Fotoğrafını mı çekeceksiniz? Hayır, tam olarak değil. Bu telefonun makro kamera modu var. Çok küçük nesneleri kocaman gösterebiliyor. Evet, ayağını siz tutun. Kamerayı biraz daha yaklaştırmam lazım. İşte. Şimdi bir de ağız içini kontrol ederim. Sanırım tahmin ettiğim şey. Aç bakalım ağzını. Bir de kamerayla bakalım. Oo. Ne var, ne var, ne olmuş? Gel sen de bak. Dudağının, alt dudağının kenarında kırmızı bir nokta var, görüyor musun? Hı hı. O canını acıtıyordur büyük bir ihtimalle. Küçük bir yara çıkmış orada da. Evet, biberon verince ağzına batmış olabilir. Evet. Nedir peki teşhisiniz doktor Ümit? Buna el ayak hastalığı diyoruz. Çocuklarda sıkça görülebilen bir hastalık ama merak etmeyin. Herhangi bir ekstra özel bir ilaç kullanmaya gerek yok. Ateşi olduğu için ateş düşürücü, hı hı, ve bu elinde ve ayaklarında çıkan bu benekler de kaşıntı yaptığı için ona özel biraz kaşıntı önleyici bir krem hazırlayalım. Tamamdır. Dur bakalım. Hadi seçin bakalım kızlar. Hangi krem kutusunu istersiniz? Pamuk Prenses var, Ariel var. Bence Pamuk Prenses. Tamam. Şu özel ilaçtan biraz damlatalım. Ve karıştıralım.
Evet, kreminiz hazır. Alın bakalım. Bunu günde birkaç kere kaşınan yerlerin üzerine sürdüğünüzde kaşıntıyı ve yangıyı alacaktır. Çok teşekkür ederiz Doktor Ümit. Benden bu kadar. Size de geçmiş olsun. Bir şey sorabilir miyim? Peki bu bulaşıcı mıdır? Evet, maalesef bulaşıcı. Okula ya da kreşe giden çocuklar bu hastalığı birbirleri arasında bulaştırabiliyorlar. O yüzden bu hastalığa yakalanan çocukların mümkün olduğu kadar hastalık geçene kadar dışarı çıkmaması gerekiyor. Oynanan oyuncaklar ise yıkanmalı, temizlenmeli. Ah, demek öyle. Çok teşekkür ederiz tekrar Doktor Ümit. Tekrar geçmiş olsun. Sağlıklı günler. Hoşça kalın. Biz de gel senin kremini sürelim. Belki kaşınıyordur, değil mi?